ilişkileri yürüyebilecekken özür dileyemediği için küslükleri devam eden, neredeyse evliliklerinin 20 yıldır evliyiz, aslında 10 yıl evliyiz gibi. Neden diyorum ben? 10 yılımız küs geçti hocam diyor. Yazık değil mi ya? Niye küs geçiyor? Birbirinden özür dileyemiyorlar. Hatalı olduklarında, hatalı olduklarını kabul edip özür dilerim hayatım, üzdüm seni diyemedikleri için. Özür dilemek bu kadar zor mu? Özür dilemek neden zor geliyor insanlara? 1. Özür dilemek neden zor geliyor? Kendini beğenmek, kibir. Ben zaten özür dileyecek bir insan mıyım? Dileyecekse o benden dilesin. Kendini beğenen, kendini yukarıda, başkalarını aşağıda gören bir insan maalesef özür dilemiyor. Özür dilemek bu insana zor geliyor. Bu onun karakter zaafı, kalp hastalığı. 2. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Çünkü ben özür dileyebiliyorum. Ama çoğu insan mesajlar geliyor bana. Hatalı, kusurları var, özür dileyemiyor. Niye özür dileyemiyor? Ne var bunda? Özür dilemek insanı küçültür mü? Öncelikle kişi özür dilediği anda büyüklüğünden bir şey kaybedecek zannediyor. Değil, kaybetmezsin. Özür dilerim. Ne var bunda? Küçüldün mü? Özür diledim, küçüldüm. Canten Hoca özür diler mi? Koskoca patron özür diler mi? İşte baba çocuğundan özür diler mi? Anne evladından özür diler mi? Diler ya. Ne var yani? Özür dilemek kimseyi küçültmez. Daha büyütür. Bir defa bunu görmek lazım. Ama insanlar maalesef büyüklüğünden bir şey kaybedeceğini zannediyor ve özür dilemiyor. Hata ediyor. 3. Kendi doğrularını tek doğru görmesi ve benliğinde hataya yer vermemesi. Ben hata yapacak adam değilim. Hata yapmadığıma göre niye özür diliyorum? Hatasız bir insan, hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni demeyi bilen bir insan haline gelmezsen yalnız kalırsın. Sevilmezsin. Ve gururunla beraber özür dilemeyen inatçılığınla kimse yanına gelmez, tek kalırsın. Bunu yaşayan babalar biliyorum yaşlı, bunu yaşayan anneler biliyorum yaşlı. Çocukları, evlatları gelmiyor yanına. Neden? O gururu yüzünden. Ne olursan ol, ne kadar büyük olursan ol, senin de eksiklerin olur, senin de hataların olur ve sen de özür dileyebilmelisin. 4. Özür dilediği anda bütün hata, bütün suç bende kalacak. Niye özür dileyim? Ben hatalı değilim ki, o hatalı. Hatalı olmamak için özür dilemiyorsun. Ama ilişkin bitti. Yürüyebilecek ilişki bu yüzden yürümedi. Şimdi bu hata değil mi? Bence en büyük hata bu. Bunu görmen lazım. Bunu göremeyen insanlar özür dileyemezler. Dilemezsen dileme. Eşini kaybedersin. Sonra ararsın beni. Yakışmaz size. Bence özür dileyin. 5. Muhatabın özrünü kötüye kullanacağını düşünüyor. Eğer özür dilersem her defasında kullanır beni bu. Ve beni üzer üzer özür diletir. Yapmam ben böyle bir şey. Hata yaparsın. Niye yapmasın? Eşini seven, özür dilemesi gereken her pozisyonda karşı tarafın nasıl düşünür, nasıl değerlendirir buna bakmadan özür diler. Özür dilenmesi gereken yerde özür dilemek bir erdemdir, bir kalitedir. Bu kaliteye sen sahip ol. Sen üzerine düşeni yap. Üzerine düşeni yapmazsa o zaman bakarız. Ama önce sen üzerine düşeni yap ve özür dile. Özür dileme küçülme değil, büyümedir. Özür dileme bir kalitedir. Bunu görebilen insanların ilişkilerinin daha güzel olduğunu gördüm. Bak, benden uyarması. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var, zile de tıklayın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.